çarmıh hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Önceki konuşmamda sizlere çarmıh sözcüğüyle kilise duvarlarındaki ya da insanların boynuna taktığı madenden ya da ahşaptan yapılmış olan bir nesneyi kastetmediğimi söylemiştim. Bu yaklaşımı herhangi bir şekilde eleştirmemekle birlikte ele aldığımız konu bu değildir. Ben Tanrı'nın planı uyarınca İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümüyle tamamlanmış olan kurtuluş ve bunun iman yoluyla bizlere sağlanışından söz ediyorum. Bu anlayışın temelini oluştururken çarmığın özünün İsa Mesih'in günahsız söz dinlerliğinin karşılığı olan tüm bereketin bizlere sağlanabilmesi için bizim söz dinlemezliğimizin karşılığı olan cezayı tümüyle onun yüklenmesinin Tanrı'nın ilahi takdiriyle meydana gelen bir yer değişimi olduğunu söyledim. Bu gerçeğin Tanrı'nın hazinesinin kapısını açan anahtar olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse bizler iyiye sahip olalım diye İsa Mesih kötüyü yüklendi. Bizim iyiyi istemeye hiçbir hakkımız yoktu. Tanrı bunu egemen, sınırsız ve insan zihniyle kavranılmaz lütfuyla gerçekleştirdi. Tanrı'nın lütfunun nedenini kavrayabilmek için sonsuzluğun bile yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ama Tanrı'nın bunu sağlamış olması beni mutlu ediyor. En önemli hakikat budur. Bu çalışmanın sizler için gerçek bir öğrenme süreci olmasını istiyorum. Bu nedenle sık sık geriye dönüp işlediğimiz konuları gözden geçireceğiz. Sizlere isteğe bağlı bazı kısa ödevler vereceğim ama istemiyorsanız bunları yapmak zorunda değilsiniz. Yine de ödev yapmanın size yarar sağlayacağını belirtmek isterim. Önceki paylaşımda yer değişiminin 6 farklı yönünü incelemiştik. Notlarınıza bakmadan bunları hatırlayabilecek misiniz? Notlara bakmak kötü bir şey değil. Ama ne kadarının aklınızda kaldığını kontrol edelim. Ben de sık sık notlarıma bakma gereğini duyarım. Bu arada bütün öğrendiklerimizin nihai olmadığını, mutlak nitelik taşıyan bir tanrı bilimi olmadığını hatırlatmak isterim. Ele aldıklarımızın çarmıhta gerçekleştirilenin tümünü kapsadığını da iddia etmiyorum. Ben sadece içeri girmeniz ve tanrının bizlere sağladıklarını sahiplenmeniz için bir kapı açıyorum. Bu yüzden çarmıhla ilgili bir Direkt Prince ilahiyatı başlatmanızı istemem. Bu çalışmayı aslında kendiniz izlemeniz gereken yolu size gösteren bir rehber olarak kabul edin. Sonunda gerçekleri bir başkası değil, sadece siz keşfedeceksiniz. Onun çarmığının dibinde sadece bir kişilik yer olduğunu söyleyen eski bir ilahi anımsıyorum. Bu sözler gerçekten doğru. Sizler Tanrı tarafından çarmıhta size kişisel olarak sağlananı, kutsal ruh, ve Tanrı sözü aracılığıyla sahiplenmek zorundasınız. Neyse, şimdi öğrendiklerimizi hatırlamaya çalışalım. Ben de hata yapabilirim çünkü notlarıma bakmayacağım. Bu öğretişi her zaman aynı şekilde vermiyorum. Bu yüzden beni düzeltmeniz gerekebilir. Şimdi, kötüyü sol elimiz, iyi ise sağ elimiz temsil edecek. Herkesin katılmasını istiyorum. Başlayalım. Bizler bağışlanabilelim diye Mesih cezalandırıldı. Bizler şifa bulalım diye Mesih yaralandı. Bizler onun doğruluğu olalım diye Mesih bizim için günah oldu. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimizi öldü. Bereket bizlere sağlansın diye Mesih bizim uğrumuza lanetlendi. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. İşte bu harika. Konumuzun bereket ve lanet kısmı ile ilgili olarak size şu küçük kitabı göstermek istiyorum. Lanetten berekete adlı bu kitap, bu konuda daha derin bilgi sahibi olmak isteyenleriniz için yararlı olacaktır. Bu kitap, Amerika'da 70'e yakın radyo istasyonunda yayınlanan Derek Prince'la Bugün adlı radyo programında verdiğim öğretişlerin iki haftalık bölümünün yazıya geçirilmesiyle oluşturuldu. İlk kez geçen Eylül ayında yayınlanan bu radyo programında istekte bulunan dinleyicilere kitabı bedava göndereceğimizi duyurmuştuk. 6 bin kişi bize yazarak kitabı istedi. Bu yoğun talep kitabın insanların beklentilerine yanıt verdiğini ve daha önce hiç farkında olmadıkları bir ihtiyaçlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu kitabın tamamını bu çalışmamızda ele almayacağız çünkü konumuz değil. Devam edelim. Yer değişiminin henüz işlemediğimiz dört yönü daha var. Bunların sadece birer örnek olduğunu ve bütünün tamamını oluşturmadığını özellikle açıkça belirtmek istiyorum. Dikkat ederseniz yoksulluk ve bolluk arasındaki yer değişiminden sonra utanç ve yüceliğin geldiğini göreceksiniz. Bu gerçeği insanların kötü ruhların tutsaklığından kurtarılması ve duygusal şifa bulması alanında verdiğim tanrı hizmeti sırasında vardım. Çoğu insanın ortak derin sorunlarından birinin utanç duygusu olduğunu keşfettim. Bunun nedenini bilmiyorum. Herhangi bir insandan daha fazla sert olduğumu iddia etmiyorum ama bu tür duygusal sorunların bazılarını hiç yaşamadım. Anlayabilmek için kendimi bu sorunları yaşayan insanların yerine koymam gerekiyordu. Örneğin, reddedilme ile ilgili sorun yaşayan sayısız insanla tanıştım. Benim böyle bir sorunum asla olmadı. Bunun nedeni diğerlerinden daha iyi olmam değildi. Aslında bunun karşıtı sayılabilecek bir sorun yaşıyordum. Eğer beni sevmiyorsanız, bunun benim değil sizin sorununuz olduğunu düşünüyordum. Ancak utanç duygusunun pençesinde ıstırap çeken sayısız insan olduğunu farkındayım. Bu insanlar Tanrı'nın huzurunda yüzlerini yukarı kaldıramayacaklarını gerçekten düşünürler. Bazı insanların ibadet ederken başlarının daima öne eğik olduğunu fark ediyorum. Bunun gerçekten bir belirti olduğunu düşünüyorum. Eyüp 11-15 şöyle der. Utanmadan başını kaldırır. Tanrı'nın huzuruna herhangi bir utanç duygusu olmaksızın gelebilmemiz gerekir. Çağdaş kültürümüzde utancın önemli nedenlerinden biri de çocuk istismarıdır. Çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan kadınlar ya da erkekler yaşamları boyu onları terk etmeyen bir utanç duygusu taşırlar. Ama çarmıh bu soruna şifa sağladığı için öylesine mutluyum ki. Şimdi Matta 2735 36daki İsa Mesih'in çarmıha gerilişinin anlatımına bir göz atalım. Biliyor musunuz, kutsal kitap özellikle de yeni antlaşma olayları tasvir etmek konusunda benzersizdir. Günümüz yazarlarından biri olsaydı olayın her ayrıntısına girip duygusal açıdan güçlü bir etki yaratmaya çalışırdı. Oysa yeni antlaşmada yalın bir biçimde onu çarmıha gerdikten sonra diye aktarılıyor. Son derece şaşırtıcı Kısa bir ifade. Şimdi de tamamını okuyalım. Matta 27-35-36 Askerler onu çağırmaya geldikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Dini edebiyatta süslü bir dil kullanımı İsa Mesih'in çağırmaya gerilme sırasında neler olduğu konusunda çoğu kez yanıltıcı olabilir. Ama bu ayette açıkça onun tüm giysilerinin alındığı bildiriliyor. Çünkü askerler bu giysileri istiyordu. Bir genelleme yaparsak o dönemde yaşayan bir erkeğin dört çeşit temel giysisi vardı. Orada dört asker vardı. Her biri onun bir giysisini aldı. Bir de dikişsiz dokumadan yapılan mintanı vardı. Bu mintan çok güzel olduğu için askerler kendi aralarında bunu yırtmayalım, kimin olacak diye kura çekelim dediler. Bu anlatımı incelediğimizde onun çıplak kaldığının ima edildiğini görüyoruz. Yani üzerindeki bütün giysiler alınarak çıplak bırakıldı. Gelen geçene ve askerlere teşhir edildi. Yeni antlaşmada bu konunun sağduyulu ve sakınımlı bir anlatımla aktarıldığını görebilirsiniz. Onun peşinden gelen kadınların uzakta durdukları bildiriliyor. Onun yakınına gelen bir tek annesiydi. Bu anlatımdan İsa Mesih'in tam bir utanç içinde teşhir edildiğini görebiliyoruz. Niçin? Yanıtım mükemmel. Çünkü o bizim utancımızı yüklendi. Her birimizin utancını kaldırmak, yok etmek ve bizi utançtan kurtarmak için Mesih bizim utancımızı yüklendi. Utancın karşıtı nedir? Yücelik, evet doğru. Şimdi de kutsal kitapta utancın tasvir edildiği bir başka örneğe, yani Yeşaya 53. bölüme bakalım. Bu bölüme bir ayraç koyun çünkü zaman zaman tekrar geri döneceğiz. Yeşaya 53.3'te şöyle yazar. İnsanlarca hor görüldü. yapayalnız yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. Gerçekten hastalıklarımızın acılarını biliyordu. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Son cümle modern İngilizcede gözlerimizi ondan kaçırdık, başka yöne çevirdik şeklinde ifade edilebilir. Manzara o kadar korkunçtu ki ona bakmak bile istemedik. Çünkü onun yüklendiği bizim kendi utancımızdı. Şimdi İbraniler 2.10'a bakalım. Birçok oğlu yüceliğe eriştirirken onların kurtuluş öncüsünü, yani İsa Mesih'i acılarla yetkinliğe erdirmesi her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. İsa Mesih'in çektiği acıların bir amacının birçok oğlu yüceliğe eriştirmek olduğuna dikkatinizi çekerim. Yer değişimini işte bu noktada görebiliyoruz. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. Tanrı'nın amacının birçok kızını ve oğlunu yüceliğe eriştirmek olduğunu düşünmek çok harika bir şey. Ama buna sadece çarmıh aracılığıyla olanak vardı. Şimdi el hareketleriyle tekrarlayalım. Size bir fikir vermesi için ilk önce ben yapacağım. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. Buna gerçekten emin olduğumuzu göstermek için bir kez daha tekrarlayalım. Bizler onun yüceliğini paylaşalım diye Mesih bizim utancımızı yüklendi. Şimdi de kişisel olarak uygulayalım. Bunu yapmanız gerçekten çok önemli. Ben onun yüceliğini paylaşayım diye Mesih benim utancımı yüklendi. Ben onun yüceliğini paylaşayım diye Mesih benim utancımı yüklendi. Şimdi ona şükredelim. Ona şükretmeden buna gerçekten inanabileceğimizi sanmıyorum. Şimdi de yer değişiminin diğer bir yönünü ele alacağız. Bir önceki konumuzda yakından ilişkili ama farklı. Reddedilmek. Tanrı hizmetim sırasındaki gözlemlerime dayanarak konuşmak gerekirse, Çağdaş kültürümüzün en yaygın duygusal sorunu reddedilmektir. Ayrıca reddedilmişliğin insan yüreğinin taşıyabileceği en derin yara olduğuna inanıyorum. Reddedilme duygusunun çeşitli sosyolojik nedenleri vardır. Her şeyden çok günümüzdeki anne babaların, özellikle babaların ihmalinden kaynaklanır. Bazı konuşmalarımda Amerika'nın sorununun ilgisiz babalar ülkesi olması olduğunu söylemiştim. Sanırım Bugün de karşımda bu babalardan bazıları duruyor. Artık bunun kararını kendiniz vermeniz gerekiyor. İnancım o ki dünyaya gelen her bebeğin her şeyden önce sevgiye ihtiyacı vardır. Özellikle de baba sevgisine. Anne sevgisi gerçekten harika bir duygu ama bebeğe güven veren baba sevgisidir. Tanrı tarafından güvence vermek için yaratılmış olan bir erkeğin güçlü kolları arasında tutulmak Bazen babalarının kucaklarındaki bebeklere bakarım. Hepsi de şöyle der gibidir. Ben emin ellerdeyim. Ayrıca sevgi açıkça ifade edilmediği takdirde gerçek etkisini gösteremez. İnsanları gizlice sevmek, onlardan gizlice nefret etmekten çok daha iyi olsa bile, sevgiyi gösterememenin çocuklar için hiçbir yararı olmaz. Onlar sıcak ve açıkça ifade edilen bir sevgiye muhtaçtır. Gözlemlerime dayanarak şimdiki neslin en az %50'sinin çeşitli sosyolojik etkenler nedeniyle Tanrı'nın bu sağlayışından mahrum kaldığını söyleyebilirim. Aslında bu ülkede ve dünyada milyonlarca genç, içten, sıcak ve koşulsuz bir sevgiyi hiç tatmadan yetişiyor. Bunun sonucundaysa reddedilmişlik duygusu yaşıyorlar. Reddedilme çok erken dönemlerde başlayabilir. Ana rahminde başlayan bir reddedilmeyle başa çıkmaya çalışan birçok insana danışmanlık verdim. Anne hamile olduğunu öğrendiğinde bebeği istemez. Belki zaten çok fazla çocuğu vardır. Belki bencil ve sadece kendini düşünen biridir. Belki de kocasıyla ilişkisi iyi gitmiyordur. Her nedenle bebeği istemez. Yıllar önce Tanrı hizmetim sırasında çok ilginç bir şey keşfettim. O sıralar ilgilendiğim insanların hepsinin bu reddedilme duygusundan kurtulması gerekiyordu. Bu insanların büyük bir kısmının belirli bir yaş grubunda olması dikkatimi çekti. Doğum tarihlerini kontrol ettiğimde Amerika'da yaşanan büyük ekonomik kriz yıllarında doğmuş olduklarını gördüm. Anne, sayısı zaten fazla olan çocuklarını doyurabilmek için yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemde bir çocuk sahibi daha olacağını öğrendiği zaman keşke bu bebek olmasaydı. Keşke bu bebeği doğurmam gerekmeseydi diyebilir. Annenin bu sözleri rahmin içindeki o küçük insan üzerinde bir etki yapar. Bebek de bu reddedilmiş duygusunu taşıyarak dünyaya gelir. Bu duygunun çok yaygın bir diğer nedeni de evliliğin bozulması ve boşanmalardır. Yeşaya 54 şöyle yazar. Tanrın diyor ki, Rab seni terk edilmiş, ruhu kederli bir kadın, genç yaşta evlenip sonra dışlanmış bir kadın olarak çağırıyor. Günümüzde Amerika'da birçok kadın aynen bu durumdadır. Genç yaşta evlenip ardından dışlanıyorlar. Ancak bu yarayı sadece kadınların taşıdığını zannetmeyin. Bozulan evlilikler nedeniyle alınan reddedilme yarasının acısını erkekler de aynen kadınlar kadar derinden yaşar. Bu yüzden Tanrı'ya bu konuda şifa sağladığı için şükrediyoruz. Eğer insanların sorunlarının hiçbir çözümü olmasaydı ben bunlara odaklanmak istemezdim. Yaşamamı başka işlerle uğraşarak geçirirdim. İnsanların çektiği acıların derinliği zaman zaman beni tümüyle şaşkına çeviriyor. Bu ağır yüke destek olmanın neredeyse olanaksız olduğunu düşündüğüm zamanlar oluyor. Batı ülkelerinde durum zaten yeterince kötü. Bir de üçüncü dünya ülkeleri ya da demir perde gerisine gittiğinizde insanların acıları neredeyse dayanılmaz boyutlarda karşınıza çıkıyor. Ama Tanrı'ya şükrediyorum ki bu soruna İsa Mesih bir çözüm sağladı. Bu çözüm olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bu tam bir çözüm olduğu için ona şükrediyorum. Bu çözüm her ihtiyacı karşılıyor. İsa'nın çarmıhtaki ölümünün çözüm sağlamadığı hiçbir insanlık sorunu yoktur. Bu çözümün ne olduğunu bilen bir insan olmak harika bir şey. Bu çalışma sona erdiğinde her birimizin bu süreçten çözümün ne olduğunu bilen insanlar olarak çıkacağınıza inanıyorum. Ben sorunun değil, çözümün bir parçası olmak istiyorum deyişini biliyorsunuzdur. Sizler de çözümün birer parçası olabilirsiniz. Burada paylaştığımız gerçekleri kavrarsanız ve uygularsanız çözümün bir parçası olabilirsiniz. Çözümün bir parçası olmaktan başka Tanrı'nın bana vermiş olduğu daha büyük bir ayrıcalık olmadığını düşünüyorum. Bunu hak etmediğimi biliyorum ama yine de bana verdiği için çok mutluyum. Şimdi Matta 27'deki resme tekrar bakalım. Ve İsa Mesih'in reddedilmişlik yarasına nasıl katlandığını görelim. 45. ayetten başlayıp 51'e kadar okuyacağız. Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Eli, Eli, Lema Şavaktani yani Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Diğerleri ise dur bakalım İlyas gelip onu kurtaracak mı dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıdaki yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. İsa'yı öldüren neydi? Çarmıha gerilmek değildi. Evet, çarmıha gerilmiş olduğu için de ölecekti. Ama bu çok daha uzun bir zaman alırdı. Aramatyalı Yusuf, İsa'nın ölü bedenini istemek için Platus'a gittiğinde, Platus onun bu kadar kısa bir zaman içinde ölmüş olduğuna şaşırdı. Çarmıha gerilerek ölmek normalde çok uzun zaman sürer. İsa Mesih yüreği kırıldığı için öldü. Yüreği niçin kırılmıştı? reddedilmek yüzünden. Kim tarafından? Babası tarafından. Yani reddedilmenin en acı vereni. İsa Mesih ıstırap içinde Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin diye bağırdı. Ama gökten hiçbir yanıt gelmedi. Yeryüzü tarihinde ilk kez İsa Mesih dua edip de duasına yanıt alamıyordu. Ayette bunun hemen ardından babasına bir kez daha yüksek sesle bağırdığını ve ruhunu teslim ettiğini yazıyor. Peki hemen sonra ne oldu? Bir sonraki cümlede ne yazıyor? Tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. Bu son derece kalın bir perdeydi. İnsan gücüyle yukarıdan aşağıdaki ikiye ayrılması mümkün değildi. Yukarıdan aşağı yırtılması bunun Tanrı'nın işi olduğunu göstermek içindi. Bu perde günahkar insanı kutsal Tanrı'dan ayıran engeli simgeliyordu. İsa Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklenerek öldüğünde bizi Tanrı'yla ayıran perde de yırtıldı ve bizim için utanç ve reddediliş olmaksızın Tanrı'ya ulaşabilmemizin, O'nun tarafından kabul edilebilmemizin yolu açıldı. Şimdi de Efesler 1-3-6'ya bakalım ve kabul edilmenin sonucunu inceleyelim. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Bu ayette reddedilmenin karşıtı olan tam bir kabul edilmenin yani lütfun Tanrı tarafından bize bağışlandığını görüyoruz. Bizler diri Tanrı'nın kızları ve oğulları olarak kabul edilelim diye İsa Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklendi. Baba Tanrı İsa Mesih'in çarmıhtaki seslenişine yanıt vermedi. Fakat onun çocukları olarak bizlerin yakarışına kulak verdi. İşte tam ve kesin bir yer değişimi. Bu son ayetin Grekçesinde lütuf anlamına gelen karisten türetilen bir sözcük kullanılmıştır. Aynı sözcük, Melek Cebrail'in Bakire Meryem'i Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız sözleriyle selamladığı ayette de yer alır. Yani çok güçlü bir sözcüktür. Tanrı, yüce lütfunu bize bağışlamıştır. Bunu iyice anlamamız gerekir. O, bizlere büyük bir sevgiyle bağlıdır. Tanrı'ya ulaşmak konusunda şüphe duymamızı gerektirecek hiçbir neden yoktur. Bu yer değişimi İsa Mesih'in ölümüyle gerçekleşmiştir. Ama ona ihtiyaç duyan her birimizin yaşamında bireysel olarak işler. Bu konuda hiç unutmadığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gürcistan'ın çok güzel ormanlık bir bölgesinde düzenlenen konferansa katılmıştım. Bir eğitim çalışmasını yönetecektim ama derse neredeyse geç kalmak üzereydim. Bu yüzden kampüste hızlı adımlarla yürürken karşıdan aynı hızla gelen bir bayanla çarpıştım. Kendimizi toparladığımızda bayan hayretle bana bakarak şöyle dedi. Bay Prince, Tanrı'ya sizinle konuşmamı istiyorsa bizi bir şekilde tanıştırması için dua ediyordum. Ona, işte tanıştık, sorununuzu anlatın ama size ancak iki dakika ayırabilirim dedim. Sorununu anlatmaya başladı ama daha uzun sürecek gibi görünüyordu. Birinci dakikanın sonunda şöyle dedim. Sanırım sorunuzun ne olduğunu anladım ve yanıtını biliyorum. Birlikte dua etmemizi ister misiniz? Ona ne konuda dua edeceğimizi söylemedim. Açıkçası bunu ben de bilmiyordum. Ama duamın özünün ne olacağını iyi biliyordum. Söylediklerimi lütfen benim ardından tekrar edin diyerek duaya başladım. Yüce Tanrı, gerçekten benim babam olduğun, beni gerçekten sevdiğin için sana teşekkür ederim. Ben senin gerçek çocuğunum. Ben reddedilen, istenmeyen, hor görülen biri değilim. Evrenin en mükemmel ailesinin bir üyesiyim. Baba, sana çok teşekkür ederim. Sen benim babamsın, ben de senin çocuğunum. Sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Amin. Zamanım kalmadığı için ona veda edip yanından ayrıldım. Yaklaşık bir ay sonra kendisinden bir mektup aldım. Mektubunda o kısa karşılaşmamızın tüm yaşamını değiştirdiğini, Artık bambaşka bir insan olduğunu yazıyordu. Peki ne olmuştu? Reddedilmişlikten kabul edilmişliğe geçiş yapmıştı. Bu kabul edilmişliği çok daha evvelinden sağlayan tanrıydı ve o zaten tanrının bir çocuğuydu ama çarmıhta kendisi için yapılmış olanın bilincinde değildi. Şimdi birlikte tekrarlayalım mı? Biz bunu yaparken Tanrı aramızda yüreği ezik olan birine dokunabilir. Kutsal kitapta özdeyişler 18-14'te şöyle yazar. İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir. Ama ezik ruh nasıl dayanabilir? Bedensel yaralara katlanılabilir ama ruhunuz yara aldığında buna dayanmak gerçekten zordur. Biz burada tekrar ederken aranızda bu lütfu imanla kabul edenleriniz bu geçişi yapabilir. Yalnız bunun için çok uzun bir süre ayırmayacağız. Eğer Kutsal Ruh sizi o yöne doğru yönlendirmiyorsa bu başka bir yoldan yardım alamayacağınız anlamına gelmez. Ama hemen şimdi almak varken neden bekleyesiniz? Kutsal Kitap 2. Korintiler 6 6:2 şöyle bildirir. Uygun zaman işte şimdi'dir. Kurtuluş günü işte şimdi'dir. Birçokları bu ayeti kurtuluş günü bugündür diyerek yanlış aktarır. Oysa Tanrı böyle demiyor. O kurtuluş günü işte şimdidir diyor. Bugün bugündür. Daha sonra ne olacağını kim bilebilir? Şimdi işte şimdi kurtuluş günüdür. Şimdi ilk önce bir kez ben söyleyeceğim, ardından siz. Bizler babanın çocukları olarak kabul edilelim diye Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklendi. Tekrarlayalım. Bizler babanın çocukları olarak kabul edilelim diye Mesih bizim reddedilmişliğimizi yüklendi. Şimdi ne yapacağız? Bu sözleri kendimize uygulayacağız. İşte tam bu noktada gerçekten bir geçiş yaşayabilirsiniz. Hazır mıyız? Ben babanın çocuğu olarak kabul edileyim diye Mesih benim reddedilmişliğimi yüklendi. Şimdi de ardımdan tekrarlayın. Tanrı beni gerçekten seviyor. Ben gerçekten onun çocuğuyum. Ben evrenin en mükemmel ailesinin bir üyesiyim. Teşekkür ederim İsa Mesih. Teşekkür ederim Rab. Amin. Şimdi de yer değişiminin bundan önce hiç öğretmediğim bir başka yönünü ele alacağım. Sürekli olarak yeni yönlerini fark ediyorum. Bu da harika bir şey. Dikkatli bakarsanız yer değişiminin bu yönünün dışlanma ve terk edilmişlikten birleşmeye geçiş olduğunu görebilirsiniz. Nereden başlayacağımızı tahmin edebiliyor musunuz? Yeşaya 53. bölüm. Size o bölüme bir ayraç koymanızı söylemiştim. Laf aramızda bunu ben de yapıyorum. Kutsal kitabın nasıl oluyorsa hemen o bölümden açılıyor. Bu ayetler İsa Mesih'in yargılanması ve çarmıha gerilmesinin bir tasviri. 7, 8 ve 9. ayetlere bakacağız. 8. ayette şöyle diyor. Acımasızca tutuklanıp, yargılanıp ölüme götürüldü. Halkabın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldığını onun kuşandan düşünen oldu mu? Yahudi bir erkek için en üzüntü verici şey geride hiçbir varis bırakmadan ölmektir. İsa Mesih'in katlandığı acıların bir parçasının da bu olduğu görülüyor. Buradaki atıldığını sözcüğüne dikkatiniz çekmek istiyorum. Şimdi 10. ayete bakalım. Burada İsa'nın bir soyu varisleri olduğunu göreceksiniz. 10, 11 ve 12. ayetlerde çektiği acıların sonuçları anlatılmakta. Ne var ki Rab onun ezilmesine uygun gördü, acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu, İsa'nın suç sunusu yapılışını daha önce ele almıştık. Olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Bu durumda sizler ve ben neyiz? Bizler onun soyuyuz onun çocuklarıyız. 11. ayette ne diyor? Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Rabbin doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Onu hoşnut eden nedir? Canını feda ettiği sizler ve ben. O her şeye bizim için katlandı. Şimdi de yaşayanlar diyarından atıldığı ifadesine geri dönelim atılmak yani dışlanmak ya da terk edilmek. Bu konuda size kutsal kitaptan çok canlı ayet örnekleri vermek istiyorum. Ama daha önce bir konuyu açıklamak istiyorum. Bu ayeti not etmek isteyebilirsiniz. Notlarıma her göz attığımda bir ayet eklemesi daha yaparım. Bunu da birkaç gün önce ekledim. Size eski antlaşma peygamberliklerine dair çok önemli bir noktayı açıklamak istiyorum. Eski antlaşmada mesihsel peygamberlikler olarak adlandırılan pek çok peygamberlik bulunur. Mesihsel, Mesih'e işaret eden, onu bildiren, yani ona dair olan anlamını taşır. Bu peygamberlikler özellikle Davut'un, Yeşaya'nın ve diğer peygamberlerin ve Haman, Asaf ve diğer mezmurcuların yazılarında yer alır. Mesihsel peygamberliklerin ilginç bir özelliği vardır. Peygamberliğin bildirilmesinde aracı olan insan unsuru, yani peygamber, başından geçmemiş olayları kendi başından geçmiş gibi ve birinci şahıs kipini kullanarak aktarır. Bunun sebebi nedir? 1. Petrus 1. 10-11'e bakarsak bunun nedeninin Mesih'in ruhu olduğunu görebiliriz. Bu ayetlerde içlerinde Mesih'in ruhu olan peygamberlerin, Mesih'in çekeceği acıları ve bunun getireceği yüceliği önceden bildirdikleri anlatılıyor. Peygamberler bu yüzden kendi yaşamadıkları ama İsa Mesih'te tamamlanan olayları birinci şahıs kipinde bildirirler. Bu özelliği eski antlaşmadaki pek çok peygamberlikte görebiliriz. Örneğin Eyüp kitabında Eyüp'ün başından geçen fakat İsa Mesih'in habercisi olan çeşitli olaylar aktarılır. Ayrıca ağıtlarda ve diğer peygamberlik kitaplarında da bunlara rastlanır. Bu anlatımlarda peygamberin kendisiyle ilgili olmayan fakat İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle meydana geleceklere işaret eden noktalar mevcuttur. Bu konuda esas alabileceğimiz ayetler 1. Petrus 1 10-11'dir. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. Şimdi de bunun çok canlı bir örneğini inceleyelim. 22. mezmurda Davut şöyle yazar ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Davut'un başına hiçbir zaman böyle bir şey gelmedi. Davut'un bunları yazdıktan sonra ben neden böyle yazdım, bunun anlamı neydi diye kendi kendine merak ettiğini düşünebiliyorum. Elçi Petrus, eski antlaşma peygamberlerinin sözünü ettikleri kurtuluş hakkında dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptıklarını yazıyor. Ardından da peygamberlerin içlerinde olan Mesih'in ruhunun Mesih'in çekeceği acıları ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere bildirdiğini söylüyor. Umarım bu konuyu yeterli derecede açıklayabildim. Bunun iyice anlaşılması çok önemli. Çünkü eski antlaşmada acı çekmek ve yücelikten söz edenin Mesih'in ruhu olduğunu fark etmediğiniz takdirde anlamakta çok zorluk çekeceğiniz birçok bölüm vardır. Örneğin 16. mezmura bir bakalım. Burada çok canlı bir örnek daha var. Yeni antlaşmada 16. mezmurdan birkaç kez alıntı yapılır. Yani Davut'la başlar fakat İsa Mesih'le biter. Burada bir geçiş vardır. Ne demek istediğimi ayetleri okuyarak anlamaya çalışalım. 16. mezmur 7. ayetten başlayacağım. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Burada konuşan Davut. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Burada konuşan da muhtemelen Davut. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor, bedenim güven içinde. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Bu Davut değil. Çünkü fiziksel bedeninden söz ediyor. Bedenim asla çürümeyecek. Bu durum Davut için geçerli değildi. Yeni antlaşmada Elçi Petrus'un Pentekost günü konuşmasında bildirdiği gibi Davut öldü, gömüldü. Yani bu peygamberlik onda gerçekleşmedi. 16. mezmur ardından şöyle devam ediyor. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ mutluluk eksilmez. Bu ayete baktığımızda Davut'un kendi deneyiminin ötesindeki İsa Mesih'i görebiliyor musunuz? Sanırım eski antlaşmada benzer bir durumun geçerli olduğu en azından 100 metin parçası bulunabilir. Bir örnek daha verelim. Yeşaya 50, 4, 6. Dikkat ederseniz tüm metin birinci şahıs kipinde yazılmış. Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye egemen Rab bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah. Buraya dek yaşayanın kendisi olabilir. Egemen Rab kulağımı açtı. Karşı koymadım, geri çekilmedim. Bana vuranlara sırtımı açtım. Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim. Burada İsa Mesih'in anlatıldığını görüyor musunuz? Bu da peygamberliklerde yer alan geleceğe anlık bakışlardan bir tanesi. Elçi Petrus bu metni 1. Petrus 1. bölümde açıklıyor. Bu ayetlerin yeni antlaşmada açıklanmış olması son derece önemli. Tekrar 1. Petrus 1. 10-12'ye bakalım. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 16. mezmurda her ikisi de var. Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekler gökten gönderilmiş olan kutsal ruhun gücüyle size müjdeyi iletenler tarafından bildirildi. Peygamberler Kutsal Ruh'un bu bildirilerinin kendileri için değil de kurtuluşun gelecek nesilleri için olduğunu anladılar. Ne kadar ayrıcalıklı olduğumuzu görüyor musunuz? Bu peygamberlikler eski antlaşma peygamberlerine bizler için bildirilmişti. Şimdi de yaşayanlar diyarından atıldı ifadesine geri dönelim. Bunu size birkaç örnekle açıklamaya çalışacağım. Bu konuda adil davranmak istiyorum. Size bu konudaki kişisel inancımı açıklayacağım herkes benimle aynı fikirde olmayabilir. Dostum Bob Mumford'un dediği gibi, eğer haklıysam elimden ne gelir ki? Dostumun bu alçak gönüllü sözlerini sık sık anımsar ve konuşmalarımda kullanırım. Ağıtlar 3.54'ü açalım. Ağıtların nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yeremya'dan sonra. Çok sade bir bildiri. Sular başımdan açtı. Tükendim dedim. Buradaki durum kim için geçerli? Bilmiyoruz. Bu kişinin Yeremye olduğunu düşünmemiz için hiçbir neden yok. Fakat bir de şimdi en büyük mesihsel mezmurlardan biri olan 69. mezmura bakalım. Tüm kutsal kitap yorumcularının bunun mesihsel bir peygamberlik olarak gördüğüne kuşkum yok. Mezmur 69.2 Dipsiz batağa gömülüyorum. Basacak yer yok. Derin sulara battım. Sellere kapıldım. Bunun mesihsel bir mezmur olduğunu anlamak için 21. ayete bakın. Yiyeceğime zehir kattılar. Sirke içirdiler susadığımda. Bu mezmurun yazarı Davut. Davut'un başına böyle bir şey gelmedi. Davut'un ağzından gelecekte olacaklara dair anlık bir bakış da. İkinci ayetin İsa Mesih'in çarmıhtaki son anlarında Tanrı tarafından terk edilişini, reddedilişini ve Tanrı'nın gazabına maruz kalışını tasvir ettiğine inanıyorum. Tanrı'nın gazabı neden onun üzerindeydi? Bizim günahımız yüzünden Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesine o bizim yerimize katlandı. Örneklere hızlıca bakmaya devam edelim çünkü zamanımız daralıyor. 88. mezmur. Bu mezmur tüm mezmurlar içinde en şaşırtıcı olanlardan biridir. Aslında mezmurların içinde en kasvetli olanıdır. Bu koyu karanlığın içinde en ufak bir ışık pırıltısı bile yoktur. Şimdi 88. mezmurun bir bölümünü okuyacağız. Bu arada sizin de çarmıhtaki terk edilmiş İsa Mesih'i düşünmenizi istiyorum. Üçüncü ayetten okuyorum. Çünkü sıkıntıya doydum. Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum. Tükenmiş gibiyim. Ölüler arasına atılmış, artık anımsamadığın, ilginden yoksun, mezarda yatan cesetler gibiyim. Şimdi bunu iyi dinleyin. Beni çukurun dibine, karanlıklara, Derinliklere attın. Derinlikler. Bu durum mezmur yazarı için geçerli olabilir. Öfken üzerime çöktü. Dalga dalga kızgınlığında beni ezdin. Sizi bilmiyorum ama bu anlatım bana İsa Mesih'in çarmıhta Tanrı tarafından reddedilişi, terk edilişi sırasında çektiklerini anlatıyor. 8. Ayet Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, iğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Bu da doğru. Çünkü ağacı asılan kişi lanetlenmiştir. Daha sonraki ayetlerde altı soru soruluyor ama yanıtları mezmurun içinde verilmemiş. 10. ayete başlayarak bakarsanız, Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, unutulmuşluk diyarında yani mezarda doğruluğun bilinir mi? Mezmur yazarının yanıtını bilmediği 6 soru. Bu soruları biz nasıl yanıtlardık? Ben hangi yanıtı vereceğimi söyleyeyim. Bu soruların hepsine de evet, İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla diye yanıt verirdim. O ölüler için harikalar gerçekleştirdi. Ölüler dirilip onu övecekler. Tanrının sadakati mezarda beyan edildi. Ölüler diyarına atılan tüm eski antlaşma kutsalları kalkma zamanı geldi. Ben bedeli ödedim. Artık burada kalmanıza gerek yok diyen Mesih'i buldular. Öğretişin bu yönünü ele almaya şimdilik vaktimiz yok. Karanlıklarda harikaların, unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Evet. Ve ardından mezmunun sonuna geldiğimizde kutsal ruhun, Mesih'in katlandığı acıların bir parçasını olsa bile görmenizi sağlayacağına inanıyorum. Burada zaman içinde çekilen acılardan değil, bu yaşamın ötesindeki bir diyardan söz ediyoruz. 16. ayette şöyle yazar. Şiddetli gazabın üzerimden geçti. Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni. Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın. Tek dostum karanlık kaldı. Buradaki tek dostum karanlık kaldı ifadesiyle Tanrı tarafından terk edilmiş İsa Mesih tasvir edilmektedir. Artık çok az zamanımız kaldığı için hızlı bir şekilde geçmek zorundayız. 1. Korintiler 6-16-17 Her ikisini birlikte okumanız gerekiyor. Aksi takdirde anlamını kaçırabilirsiniz. Burada Pavlus, evlilik dışı cinsel ilişkiye karşı gelen bir vaaz veriyor. Fahişe ile birleşenin, onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? İkisi, tek bir beden olacaklar deniyor. Pavlus'un burada iki bedenin cinsel birleşmesinden söz ettiği oldukça açık. Fakat bir sonraki ayette şöyle yazıyor. Oysa, Rable birleşen kişi onunla tek bir ruh olur. Bu cümleyi konunun bağlamında ele almanız gerekiyor. Paulus ilk ayette iki beden arasında evlilik dışı bir cinsel birleşmenin geçtiği ahlaksız bir ilişkiden söz ediyor. Ardından diğer tür bir ilişki daha olduğunu söylüyor. Sözünü ettiği imanlıyla Rab arasındaki ilişkidir. Öyle ki imanlı Rab ile tek ruh olur. İsa Mesih'in çarmıhta ölüme terk edilmesinin meyvesi işte budur. Hadi şimdi birlikte söyleyelim. Bizler Rab'le sonsuza dek birleşelim diye Mesih ölüme terk edildi. Bizler Rab'le sonsuza dek birleşelim diye Mesih ölüme terk edildi. Şimdi de bu sözleri kendimize uygulayalım. Ben Rab'le sonsuza dek birleşeyim diye Mesih ölüme terk edildi ben Rab'le sonsuza dek birleşeyim diye Mesih ölüme terk edildi. Burada imanlı ve Rab arasındaki gerçek ruhsal birleşmeden söz ediyorum. Ancak bu birleşmenin temelini İsa Mesih'in çarmıhtaki terk edilmişliği oluşturur. Bu paylaşımı sonuna geldik. Tanrı'nın yardımıyla devam edeceğiz. Bir sonraki paylaşımda yer değişiminin son yönünü inceleyeceğiz.